İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi. Korkus Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım, merak ettiğim şeyler ana başlığı altında. Binlerce güvenlik bir işe yaramıyormuş. Dünyada en sıkı korunan ülke yöneticisi herhalde Amerika Başkanı'dır. Ama hemen arkasından Erdoğan'ın geldiğini söylemek yanlış olmaz. Amerikan Başkanı olağanüstü teknoloji ile de korunur. Başkan hareket halindeyken etrafında sadece Secret Service denilen Beyaz Saray koruma ekibi görünür, o kadar. Ama onların arkasında muazzam bir teknolojik izleme vardır. Buna karşı AKP Genel Başkanı'nın koruması çok açık biçimde görülür. Erdoğan özellikle Doğu illerine gittiğinde koruma sayısının 3000'i aştığı olmuştu. Bunu bölge yöneticilerinin yaptığı açıklamalardan öğrenmiştik. Durum böyle olmasına rağmen Siirt'te akıl almaz bir olay meydana geldi. Haberi saray medyasının ortak haberinden okuyalım. Bir polisin otomobilinin altına yerleştirilen patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu. Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek Çevik Kuvvet polislerini hedef olarak seçti. Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek olan polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi. Ayrıca muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da Emniyet Müdürlüğü'nün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan memurları dışında aracın bulunduğu yerden başka polisler de olacaktı. Ancak iki polis memurunun aracının altındaki patlayıcıları erken fark etmesiyle teröristlerin planı suya düştü. Haberin yayınlanmasının ardından AKP yetkilileri açıklama yapma yarışına girdi. Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenler yine harekete geçmişti. Erdoğan'ı ortadan kaldırmak isteyen güçler çirkin o yüzlerini ortaya koymuştu. FETÖ ve PKK eylemi birlikte planlamıştı. Muhalefetin hevesi kursağında kalmıştı ve daha nice abuk sabuk yorumlar. Ancak kimsenin aklına binlerce kişi tarafından korunan Erdoğan'ın bir polisin dikkati sayesinde bombalı suikastten kurtulması nasıl bir istihbarat açığıdır, tesadüf olmasa korkunç bir gün mü yaşayacaktık sorusunu sormak gelmedi. Öyle ya, binlerce kişi sadece fiziki koruma mı yapıyor yani? Bunca büyük bir koruma ordusunun istihbarat gücü bu kadar zayıf mıdır? Eğer bomba olayı gerçekse istihbarat gücünün çok zayıf olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız demektir. Bir uyanık polis arabanın altındaki bombayı görmese büyük bir facia yaşanacaktı. Bu durumda milyonlar harcanan koruma ordusuna ne gerek var? Saray medyasının haberlerinde bombanın tesadüfen görüldüğü ileri sürülüyor ama yayınlanan fotoğraflara bakınca insan bunun nesi tesadüf demeden edemiyor. Çünkü arabanın altındaki bomba düzeni her gözün görebileceği biçimde yerleştirilmiş. 1-2 metre uzaktan baktığınızda aracın altındaki çıkıntı rahatlıkla görülüyor. Öyle bir günde sokaktan geçen biri bile otoparktaki bir otomobilin altında tuhaf bir şey var diye ihbarda bulunur. Bu da insanın aklına ister istemez yoksa bombalı saldırı olacak tabiriyle bir tür propaganda mı yapılmak istendi sorusu takılıyor. Bugüne kadar sayısız örneğini gördük de ondan böyle düşündüm bir an. Diğer yazım, şaşırdım başlığı altında. Devletin memuruna randevusuz neden gidilemez? Kemal Kılıçdaroğlu'nu son zamanlarda çok büyük ilgiyle izliyorum. Muazzam işler yapıyor ama en önemlisi her yaptığı ile sarayın kimyasını bir daha bozuyor. Sarayı ve çevresini yerle bir ediyor. 128 milyarı sorarak başladığı bu trend ve hızla yükseliyor. Kılıçdaroğlu son olarak TÜİK ziyaretiyle sarayın hem kimyasını bozdu hem de karizmasına derin bir çizik daha attı. TÜİK Başkanı'nın terbiye sınırlarını çok aşarak binanın demir kapılarını kapattırması, sıradan bir memurunu gönderip randevusuz almıyoruz maalesef dedirtmesi, devlet yönetiminin ne kadar aciz içinde olduğunu açık biçimde gösterdi. Erdoğan bu ziyarete çok sinirlendi. Anlaşıldığı kadarıyla TÜİK Başkanı'na da talimat saraydan gitmiş. Erdoğan öyle öfkeli ki Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler savurduğu Siirt konuşmasında ne hukuk ne demokrasi kurallarıyla asla bağdaşmadığı gibi devlet yönetme adabına da çok aykırı sözler söyledi. Ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası Başkanı'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya. Merkez Bankası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar, Merkez Bankası'ndan briefing aldıktan sonra dışarı çıkıp bankanın aleyhine konuşuyorlar dedi öfkeli konuşmasında önce. Sonra ekledi. Bunlarda edep adap yok. Dün TÜİK'e randevu filan almadan oraya da gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler kurumun önünde bir genel başkan orada gösteri
yap diyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları yapıyorlar. Bundan sonra devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin, biz dimdik ayaktayız. İyi de millet adına, millet tarafından seçilmiş, millet adına denetleme görevi olan biri neden devlet dairesine giderken randevu istesin ki? Bu bir. İkincisi, Kılıçdaroğlu nezaket göstererek TÜİK başkanından randevu talep etmiş. Ama oraya oturtulan kişi randevu talebini reddetmiş. Devlet genelinde millet tarafından denetleme yetkisi verilmiş kişilere randevu verilmemesi kabul edilebilir mi? Saray fena halde baş aşağı gidiyor. Ne sinir kalmış ne bir şey. Hayra alamet değil bunlar. Bir diğer yazım, bunu yazmak gerek başlığı altında. TÜİK Başkanı gerekçe açıklamak zorunda. Sarayın TÜİK'in başına oturttuğu kişi ana muhalefet partisi genel başkanına randevu vermiyor. Kapısına kadar geldiği halde en küçük bir nezaket gösterisi bile yapmaya yanaşmıyor ve demir kapıları kapattırarak kimseyi içeri sokturtmuyor. Neye güveniyor? Güvendiği tek kişi var, AKP'nin genel başkanı. Yoksa demokratik bir hukuk devletinde hiçbir bürokrat, milletin seçtiği bir siyasi parti genel başkanına bu kadar nezaketsiz davranamaz. TÜİK'in başındaki kişi her ne kadar tek seçicisi Erdoğan'a bağlı olsa bile bulunduğu makamın sorumluluğu gereği ana muhalefet partisi genel başkanına neden randevu vermediğini açıklamak zorundadır. Hiçbir yüksek bürokrat, millet adına denetim yapma yetkisi olan parlamentonun karşısında bu kadar pervasız davranma hakkına sahip değildir. Bu arada bir çift sözüm de meclis başkanı, mecliste Erdoğan'ın başkan yaptığı kişiye var. Başkanı olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bürokrat tarafından aşağılanmış ve meclis küçük düşürülmüştür. Kendisini o makamın kimin nasıl getirmiş olursa olsun bir meclis başkanı bunun hesabını sormak zorundadır. Gerçi sormayacağı açıktır. O halde muhalefet milletvekilleri bu konuyu da unutmamalı ve meclis başkanından da hesap sormalıdır. Bir diğer yazım, dikkatimi çeken şeyler başlığı altında. %65'i hain, illet, zillet, terörist, FETÖ'cü denince bir şey olmuyor ama. Seçim yaklaşıyor. Pek çok belirtisi var tabii ama bunlardan biri de AKP Genel Başkanı'nın öfkesi. Hep öfkeli tabii de son zamanlarda iyice yükseldi bu öfke. Kılıçdaroğlu'nun bunlar gayrimilli sözleri iyice sinirlendirmiş Erdoğan'ı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'a bu millet %52'si, bu milletin %52'si oy verdi dedikten sonra devam ediyor. Sen kimsin de Erdoğan'a oy verenlere gayrimilli diyorsun? Adama ne derler? Hadi oradan. Sen önce seçim kazanma nedir? Bunu öğren. Bırakın yeminli Türkiye düşmanlarına göz kırpmayı. Bırakın yalan yanlış bilgilerle insanları töhmet altına sokmayı. Bırakın 3 kuruşluk kar için memlekete çeyrek asırlık zarar vermeyi. Terör örgütünün beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? İyi de Erdoğan neredeyse her konuşmasında başta CHP ve Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefete hain, terörist, alçak, zillet, illet, FETÖ'cü gibi tanımlamaları yapıyor. Demek o istediği hakareti yapabilir. Bundan bu anlam çıkmıyor mu? Ayrıca dikkatinizi çekmiştir AKP Genel Başkanı. Bize gayrimilli diyemezsin derken bile CHP ve muhalefeti terörist ilan ediyor. Ne fena bir gidiştir bu böyle. Bir soralım bakalım. Erdoğan'ı Mersin mitingi konusunda da kandırdılar. AKP Genel Başkanı Siirt'te konuşurken belli ki aklı Mersin'deki CHP mitingindeydi. Kılıçdaroğlu için bugün Mersin'deydi. Mersin bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin'i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. Daha büyük meydan verirse orayı da doldurduk diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde dedi. Erdoğan Siirt'teki kalabalığın Mersin'dekinin iki katı olduğunu da iddia etti. Peki Erdoğan bunu nereden bilip de söyledi? Kendisine öyle bilgi verilmiş. Danışmanları yine kandırmışlar Erdoğan'ı. Bu konuda görev Mersin valisine verilmiş. Vali polislere turnike kurdurup mitinge katılanları tek tek saydırmış. Turnikelerden geçen 21.500 kişiydi. Ayrıca turnikelerden geçmeyip de mitingi biraz uzaktan izleyen 1.500 kişi vardı bilgisini sunmuş danışmanlara. Oysa göz var, izan var. Vatandaş Mersin'in en büyük alanını bir baştan bir başa doldurmuş, yollar taşmış, millet meydana çıkan yolları bile tamamen doldurmuş. Erdoğan'ın kandırıldığının kanıtı ne biliyor musunuz? Dünkü saray gazetelerine ve televizyonlarına bakın. Birinde bile Mersin mitingi yoktu. Haber ve fotoğraf koysalar foya ortaya çıkacak tabii. Hiç görmemek en iyisi. Evet, 6 Aralık Pazartesi günkü yazılarım bunlardı. Hepinize iyilikler, esenlikler dilerim. Hoşça kalın.